Mısır'la ilgili peygamberimiz çok kapsamlı açıklama yapmış. Mısır'da olayların öyle küçük çaplı, dar çaplı olacağını söylemiyor. Büyük olaylar zaten Nazar-ı Nebevi'de önemlidir diyor Bediüzzaman. Nazar-ı Nebevi'de büyük önemli olaylar önemlidir diyor. Küçük olayların Nazar-ı Nebevi'de ehemmiyeti yoktur diyor. Bilinmeyen olayların. Büyük bir olay olduğu için bu Mısır'daki olayları detay olarak belirtmiş. Dış güçlerin de olaya karışacağını söylüyor Peygamberimiz maşallah hadislerde. Yani bayağı karışık ve zor bir ortam olacağını söylüyor. Ahir zamandayız. Cenab-ı Allah tarihi kaderde nasıl yaptıysa o şekilde bize gösteriyor. İnsan zannediyor ki durduk yere birden Mursi'yi görevden alıyorlar. Halbuki Mursi daha anasından doğmadan görevinden alınmıştı. Tabii. İşte Baradei başbakanlıktan alındı diyorlar. Daha anasından doğmadan başbakanlıktan alınmış oluyor. Kader hiç değişmez. Kaç kişinin toplanacağı, nasıl bağıracakları, kimin konuşacağı, kimin evet ne olacağı en ince detaylarına kadar belli. Mesela havadan baktım mı, kum gibi insan görünüyor. Alanlar, Allah tarafından önceden hazırlanmış o alanlar. İşte bir kısmı orada oluyor, bir kısmı orada duruyor. Allah niye ikiye bölüyor? İmtihan olsun. Hayat hareketli olsun diyor. Yoksa Cenab-ı Allah bütün Mısır'a hep ihvan kişiliği verir, hepsi ihvan olur. Yani 30 milyon ihvancı oluyorsa, bir 30 milyon kişi daha ihvancı oldu mu konu biter. Allah öyle yapmıyor. Bir kısmını başka türlü düşünür hale getiriyor. Birbirlerini muhalif hale getiriyor. Bazen birbirlerini sevdiriyor, bazen birbirlerine düşman ediyor. Allah diyor, daha önce birbirinize düşmandınız diyor. Allah kalplerinizin arasını uzlaştırdı diyor. Mesela düşman olduğunda uzlaşmıyorlar. Evet. Sen diyor ne yaparsan yap diyor peygamberimize ayette. Onların kalplerini uzlaştıramazdın diyor. Ne kadar masraf yaparsan yap, ne kadar servet korsan koy, uzlaştıramazdın. Allah kalplerini uzlaştırdı diyor. Bütün güç Allah'ın elinde. Şimdi oradaki yöneticiler, ulema, alimler derin imanla olaya bakmaları lazım. Yani siyaset gözüyle bakarlarsa kavrulurlar. Çünkü siyaset gözüyle baktın mı, saf siyaset gözüyle bakarsa iman gözüyle bakmamış oluyor. O zaman bu Allah'ın zoruna gider. Allah'ın beğenmediği bir şey olur. Allah'ın beğeneceği gibi hareket edilmesi gerekir. Çünkü olayları meydana getiren Allah olduğuna göre tabii olayları düzeltecek olan da Allah'tır. Yöneticiler, Rabbaniyun, bilgin yöneticiler orada sürekli Allah'la bağlantı içinde olacaklar. Derin düşünecekler. En akılcı hareket neyse onu yapacaklar. Ne en akılcı hareket? Sevgi. Ahir zamanda en büyük silah, özellikle ahir zamanda, her zaman öyledir, en büyük silah sevgidir. Israrla sevgi, hiç nefret söylemine yer bırakmamak lazım. İkincisi, Kur'an'ın dışına çıkmamak lazım. Allah'ın kitabına yetersiz dersen, Allah'a savaş açmış olursun. Tabii. Allah yeterli diyor, sen yetersiz diyorsun. Allah her şeyi açıkladım diyor, sen hiçbir şey açıklanmamıştır, yarımdır diyorsun. Allah'ın kitabına meydan okuyorsun haşa. Allah'ın kitabına meydan okursan Allah'a meydan okumuş olursun haşa. O zaman ben masumum, anlamadım, bilmedim olmaz. Olayın lediğini yönünü iyi görmek lazım. Aradaki liderler ikna edilmeyecek adamlar değil. Onların kalpleri de Allah'ın elinde. Mesela o ihtilalci başı. Mesela konuşuyorsa çok rahat ikna edebilirsin. Bana değil. Çok rahat ikna edebilirsin. Amerikan elçisi çok rahat ikna edebilirsin. Ama öfkeyle Kur'an ruhunun dışında yaklaşıldığında insanların basireti bağlanır, ikna edemezsin. Sadece kavga ister adam. Kan dökmek ister. Olay çıkartmak ister. Allah'ın kitabına güvenmek lazım. Bir kere Allah'ın kitabının yeterliğini kabul edecekler. Allah'ın kitabı yetersiz dedim mi, Allah bunu hakaret olarak kabul eder. Meydan okumalar kabul eder. Kur'an'ın yeterliğine inanacak ihvan. Evet. Bak en önemli konu bu. İhvan üyesi kardeşlerimiz, selefi kardeşlerimiz
Kur'an'ın yeterliğine inanacaklar. Bir, Kur'an'ın yeterliğine inanacaklar. İki, çok samimi olacaklar. Üç, çok sevgi dolu olacaklar. İnşallah. Bunu yaparlarsa bela kalkar üstlerine. Bunu yapmazlarsa Mehdi gelinceye kadar bela gitmez. Söyleyeyim. Aylarca, yıllarca bu bela devam eder. Çünkü Mehdi'nin yapacağı onlara sevgiyi öğretmek, samimiyet öğretmek ve Kur'an'ın yeterliğini öğretecek. Ama kendiliklerinden yaparlarsa bu beladan kurtulurlar. İnşallah. İnşallah.